Evet, merhaba hocam. Merhaba. Tekrardan buradayız. Geçen hafta Kumijo'yu ve Kumitachi'yi biraz göstermiştik, üzerine Evet. konuşmuştuk. Bu hafta birazcık da Samuray'dan bahsedelim istiyorum. Samuray'ın ilkeleri nelerdir? Onları kısaca anlatabilir misiniz? Samuray kelime anlamı hizmetkar demek. Ama savaşçı bir sınıf. Yani soy olarak samuray ailesinden gelmesi lazım. Birinin samuray olması için. Klanların içerisinde, yani Japonlar bunlara daimyo diyor. Şey gibi, para karşılığında çalışan hizmetkar. Tek farkları silah taşıma yetkileri sadece samuraylara ait. Belli silahlar var. Zaten bizim çalıştığımız Aikido tekniklerin çoğu tamamı neredeyse samuray silah ve tekniklerinin üzerinden kurulmuş. Aslında samurayın ilk silahı ok. Yani yay. Temel silah yani uzaktan atarak savaşa girdikleri zaman uzaktan ok atarak karşındaki insanı bertaraf etmek Kılıç daha istiyorlar. sonra. Kılıç en son. Yani katana ya da ken diyorlar. En son çekilen, en son çıkarılan şey ilk önce ok atıyor. Yakın mesafeye girdiği zaman bizim Türkçe karşılığı cirit veya sopa. Tabi ucunda kesici bir şey var. Bıçak ya da ona benzer bir malzeme var. Türkçe karşılığı mızrak yani. İkinci silahları ok attıktan sonra çıkarttıkları silah mızrak. Üçüncü olarak da katana çıkarıyorlar. En son şey yani. Geçen videoda anlattığımız şey denk silahların çarpışması. Yani tam karşılığı, Türkçe karşılığı bu çarpışma diye geçiyor. Kumijo iki jo'nun çarpışması. Kumitachi iki kılıcın çarpışması. Bir de savaş anında denklikler var. Yani sizin elinizde mızrak olabilir, rakibinizin elinde kılıç Denk olabilir. olmayan silahlar da karşı karşıya gelebilir. Onlar denk değil diye görmüyorlar. O savaş anında bir kişiyi düşünmüyor. Zaten o sensi tek kişi üzerine kurmamış Aikido'yu. Savaş sanatı da böyle gerektiriyor. Farklı Farklı varyasyonlar. varyasyon. Elinde mızrak varken karşıdaki rakibinin de kılıç olabiliyor. Mesela Kentaijo ne bu. denir? Kentaijo deniyor. Kentaijo yani kılıca karşı Jo. Jo'yu göstereyim. Böyle bir sopa gibi görüyorsunuz. Ama bunun ucuna çelik bir malzeme koyduğunuz zaman mızrağa dönüyor. Zaten aslında sukileri yani saplama şeyleri mızrağın üzerinden kurulu. Kentaijo'da şöyle bir şey var. Karşılama şekli, çünkü sonuçta bir ahşap, uzun bir bölümü ahşap, sadece ucunda bir metal olduğunu düşün. Kılıç kesiyor yani siz kılıçla kılıca karşı sopayı direkt çıkarttığınız zaman elinizde iki parça bir şey kalır. Hiçbir şey kalmaz. O sırada tabii kolunuz, vücudunuz da kesilmiş olur. Kılıcı yanından karşılar. Yani blokları kılıcın böyle keskin tarafına vurmaz, yan tarafına yani keskin olmayan tarafından atarak yapar. Daha Evet. karmaşık bir Evet. Kentajo, Aikido tekniklerinin içerisinde en fazla tekniği olan branş diyelim. Yani branş gibi bölüm olarak şey yapalım. Başlangıç şeyleri var işte Chokobarai, yani karşılama şekli Chokobarai, Kaitenbarai, Kayashibarai, Kaitenbarai. Böyle üç şekil varyasyonu var. Kaç tane teknik vardır? Toplamda 15 tane teknik var Kentaijo'da. Bunları bölümlere ayırdığınız zaman bazı tekniklerin ilk 8'e kadar olanı kendi aralarında henkaları içeriyor. Yani değişkenlikleri içeriyor. Toplamda 41 tane temel teknik vardır diyebiliriz yani Kentaijo Evet, karşılaması. oldukça Çok çok. detay çok çünkü kesmeyen bir malzeme ile keskin bir malzemeyi karşılaştırıyorsunuz. Onun için detaylı olması Daha fazla gerekiyor. olasılığı hesap Olasılığı edilir. hesaplanıyor, ona Evet. göre şey yapılıyor, devam ediyor. Bu zaten denk silahlar birinci grup olarak düşünelim. İkinci şey siz silahınızı kaptırabilirsiniz. Yani Silah yok birinde. yok mesela savaşıyorsunuz, savaş esnasında gelip kılıcını sizin bileklerinizi tutup sizin elinizde kılıç varken kılıcı almaya çalışıyor. Ya da bıçak varken bıçağı almaya çalışıyor. Ondan sonra bunlar hepsi şeye giriyor. Taijutsu grubuna giriyor. Yani Taijutsu'da yaptığımız bütün tekniklerin tamamı elimizde bir kılıç varken biri gelip yakaladığını veya elinizde keskin bir madde varken, malzeme varken tutulması üzerine kurulu. Jonage'de bu grubun içerisinde olan bir grup. Jonage zaten biraz evvel de göstermiştim. Uzun bir malzeme düşün. Yani aslında ufak bir kargı. Ucunda keskin bir malzeme olursa eğer.
Jo'nun kendi yapısından kaynaklanan bir şey var. Tutulmaya elverişli. Yani rakibi uzattığınız zaman bir başkası tutabilir. Veya o anda yakalayabilir. Kılıçta böyle bir şey yok. Kılıcı evet, yakalayamazsın. Yani zor, keskin tarafını tutamayacağınız için parmaklarınızı koparır. Ama Jo'da böyle bir şey var. John Hagen'in çıkış şeyi de bu. O yüzden de ikinci grubun içerisine giriyor. Hem Taijutsu'nun teknikleri var hem de John Hagen'in kendine has teknikleri var. John Hagen'de de 21 tane temel teknik var. Onun üzerinde yani önden yakalıyor, yandan yakalıyor veya atak yaparken, suku yaparken arkadan gelip yakalıyor. Tamam, toplamda o sayısı 21 tane tekniğin üzerine kurmuş Aikido'yu. Yani John Hagen tekniklerini bizim elimizde sopa varken sopası olmayan birinin, silahsız birinin onu almaya çalışması olarak. Evet evet, yani yakalandığını düşünüyorsun. Yani Joe'yu yakalıyorsa bu John Hagen teknikleri olarak geçiyor. Evet. Üçüncü varyasyonsa sizin elinizde hiçbir şey yok. Buna Japonlar şey söylüyor. Kenoro Yamasuki diyorlar. Yani kılıç kırık okta kalmadı. O zaman teslim olup ölmek yerine mücadele ediyorsun. Son ana kadar dayanma. Bu eğer karşınızdaki rakibin elinde Jo varsa bu Jo'yu alma teknikleri var. Yani ona karşı bertaraf etme, kullanma veya onu savurma teknikleri olarak. Onlara ne adı verdi? Bunun ismi Jo Dori. Dori. Jo Dori. Evet. Jo Dori'de toplamda 24 tane teknik var. Evet. Temel teknik. Evet. Ondan sonra aynı şekilde üçüncü grup var. Üçüncü grubun içerisinde. Bu sefer karşınızdaki rakibin elinde kılıç var. Siz silahsızsınız. Genelde Japonlar, yani samuraylar iki kılıç taşıyorlar. Uzun kılıcın ismi katana. Hı hı. Kısa kılıcın ismi bakizashi, yani yoldaş kılıç. Üçüncü olarak tanto taşıyorlar. Yani küçük bir bıçak. Ve şey var. Rakibe yaklaşmadan şuriken gibi atılabilecek şeyler de var. Ama silahsız kaldığınız için hiçbir şey kalmadı elinizde. Boş eliniz kaldı. Karşınızdaki de size silahla saldırıyor, kılıçla saldırıyor. Bu tekniklerin ismini de tachidori deniyor. Kılıç alma veya savurmak anlamına geliyor. Hı. Toplamda temel teknik 28 tane temel teknik var. Tachidori bu. Evet, oldukça fazla yani toplama vurunca. Değil mi? Tabii bunları hem temel teknikleri çalışıyorsunuz. Bunun açılımları var. Henkalar. Bir de varyasyon savaşın içerisine girdiği zaman bir kansı. Yani illaki buradan gelecek, şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey yok. O sensi niye bunu ayırmış? Siz karşınızdakini kavrama şekline göre teknik değişmiş. O an için sağdan geldiniz, durdunuz. İşte buna Gyokan mı, Ayhan mı? Veya savururken çekiyor. Yani her şey olabilir. İçten, dıştan. Elin içini yakaladınız ya da kılıcı yakalayabildiniz. Sadece bileği yakalayabildiniz. Bunun üzerine türevler ayrılmış. Onun için tachidori teknikleri toplamda 28 tane ana teknik var. Sayılmayacak kadar da henka tekniği var. Yine aynı bu üçüncü grubun içerisinde tankendori. Yani biz işte görüyorsunuz bıçak şeklinde zaten. Tanken de kesici bir alet. Yani bıçak. Bunu tantodori de deniyor. Tankendori de deniyor. Bıçağı alma. Bıçağı savurmak da deniyor. Bıçakta bıçağın vurma şekline göre değişiklikler var. Yani eğer saplıyorsanız suki grubuna giriyor. Daha farklı bir mekaniği var aslında. Mekaniği farklı. Çünkü evet. Kılıç saplanıyor, savuruyor, kesiyor. Ondan sonra bu da kendi içerisinde 3 grup var. İşte uchi, suki, bir de oyowaza denen 3. bir grup var. Hı hı. Bu da işte arkadan yakalamaya çalışıyor veya hiç olmayacak bir şey yapıyor. Yani oyowaza da bu grubun içerisinde. 3 tane kendi içerisinde grubu var. En tehlikelisi zaten kesici olan katanayla şeydir yani. Tantodur. Evet. Silahlar bunlar. Anladım hocam. Bir kişinin bu teknikleri öğrenebilmesi için nasıl çalışması gerekiyor? İlla ki bir partnere ihtiyaç var. Doğru mu? Yani mesela hani eğer ki birini bulamadıysak kendimiz de böyle kafamızdan çalışabilir miyiz mesela? Şimdi çalışma metodu şu. O sensem gösterdiğim. Suburiler var. Yani kılıçta yapılan suburi teknikleri var. Bir de Jo'da yapılan suburi teknikleri var. Bunları sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Yani öğretmen derste suburi göstermez. Evet. Yani suburi çalışma öğrenciye kendisine ait. Her gün çalışırsınız. O Jo'nun uzunluğuna alışırsınız. Kılıcın uzunluğuna alışırsınız.
Bunun dışında Joe'da iki tane Osanisi'den bize kalan biraz kata var. Buna 31'lik kata ve 13'lük kata olarak söyleniyor. Hı hı. Çünkü isim vermemiş, numara vermiş. O şekilde geliyor. Yani 31'lik kata olmasının sebebi bu. Evet. Bir kata var. Kendi başımıza çalıştığımız şeyler suburilerle katalardır. Burada hayali bir savaşın içerisindesiniz. Yani karşınızda bir rakip var. Gerçekten savaşıyormuş gibi. Her suburi, her teknarda kiayla vuruşun sebebi de bu. Evet. Bunun dışında zaten dersin içerisinde Tajutsu'da karşılıklı çalışırken Kumujo veya Kumuteçi veya Tachidori, Tankendori böyle. Yani aslında evet uzun bir süreç bunları diğer tabii ki hepsini öğrenmek. Evet ya bu şey gibi düşün. Müzisyensin sesin çok iyi. Yani müziğe de yatkınlığım var. Ama müzik şarkı söylemenin dışında ben bir de enstrüman çalmak istiyorum dediğin zaman şarkıları söylerken ritme vurduğun yani notaya vurduğun sesin daha iyi olur. Çünkü sen de aynı zamanda çalabiliyorsun. Öğrenme süresi uzuyor. Evet. Bu başka bir şey yok. Yani klasik bir müzik gibi düşün. Hiç modası geçmiyor. Ama bir de popüler müzikler var size. Değişen, değişkenlikte bunlar da olabilir yani. Hı. Kötü anlamda söylemiyorum ama geleneksel form bu temele dayanıyor. Silahların üzerine kurulu yani. Evet anladım hocam. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Domo arigato. Domo arigato.